Ünye'ye yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Yaz Konağı Köyü Karamürsel mevkiindeyiz. Yöre sakinleri yaklaşık 2,5 yıl evvel açılmış olan ve kısa sürede de asfaltlanacağı söylenen yolun yapılmayışından dertliler. Bu konuda yolu bu hale getirenlere teşekkür ederken, bundan sonra da tozdan topraktan kurtarılması için asfalt dökmeyenlere şimdi kendilerini tanıyalım. Onlardan sitemler olacaktır diye düşünüyorum. Önce sizi tanıyalım, Yaz Konağı Köyü'nün sakini. Ben Yaz Konağı Köyü'nden Metin Gülay. Şimdi bizim buradaki asıl meselemiz yol meselesi. Ünye'de 0 kilometreden başlayıp en uzağa 6 kilometreye kadar ulaşabilen grup yolumuzun 2 yıl öncesinde hazır asfaltlanmış olan hazır yolumuzu sökülüp yapılacağını söylemişlerdi. Ve o zaman bir gayret de söküldü. Ondan sonrası ne arayan var ne soran. Ve toz, duman, buhran içerisinde 3 yıldır bu insanlar eziyet çekiyor. Yani buradaki bu yetkililerin ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler Bey'in bazı konulardaki olan hassasiyetliğini bizim burada niye göstermediğini ben bir kamuoyu olarak merak ediyorum. Tabii ki. Ünyeli yetkililere de ulaştınız mı bu konuda? Ünyeli yetkililerin bu konuda pek şeyi yok. Büyükşehir bakıyor bu grup yollarına. Ordu'daki ünyeli yetkililer. Ordu'daki ünyeli yetkililerin de hepsinin de haberi var. Yani 2,5 yıldır davul çalınıyor. Bunu duymayan sağırdır. Yüksel Kaya'dan. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Biz derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Biz Ordu'ya gidildi. Dediler ki Başköy'den sonra sıra sizde. Başköy'den sonra biz artık Ünye'yi bilen insanlarız. Başköy'den sonra sıra bize gelecek diye bakarken adamı olan mı diyeyim, sırtı kalın olan mı diyeyim, yoksa ne diyeyim, dayısı olan mı diyeyim. Biz derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Biz konuşulacak da bir şey yok pek. Biz cezalandırdığımızı tahmin ediyoruz. Çünkü %80 bizim mahallemizden İktidar Partisi'ne oy çıkıyor. Benim kadar kimse de reisçi olmasın. Yani eğer AK Partili ise bunlar, benim kadar kimse AK Partili olmasın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Köyün istifade ettiği grup yolu diyorsunuz. Bakın efendim, burada Nuriye var. Burada Günpınar'ın yarısı var. Burada Taflancık var. Burada Kumarlı var. Burada Yaz Konağı var. Burası grup yolu. Evet. 2 yıl önce bunu söktünüz. Ya söktünüz arkadaş da, bizi şimdi yapmadınız, sıra bize geldi, gelmediniz, bizi dinlemiyorsunuz. Bir de bize şimdi toz toprak yediriyorsunuz. Yani bu ceza niye? Adem Ata'ya da gidiliyor, Büyükşehir'e de gidiliyor. Oradan bize sözler, şimdi bir de şey var, ayın 7'sinde ihale var. Geçen ihaleye hiçbir müteahhit girmemiş. Bir ihale daha var şimdi. Artık bilemiyorum nasıl olur. Biz onlar, dinleyeceğimizi dedik diyorsun. Onların hepsine saygılar sunuyorum. Bu ceza niye diyorum.